dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Malumunuz Ramazan ayındayız. Ramazan Kur'an ayıdır. Bu videomda sizlere hiç kimsenin kimsenin günahını yüklenemeyeceğini, hiç kimsenin de kimseyi kurtaramayacağını Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Fatır suresi 18. ayette Allah şöyle buyurur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. Günah yükü ağır gelen kimse günahının taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları, namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Bu ayeti Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben söylemiştir. Yani bu ayette Allah Peygamberimize hitaben sen sadece bir uyarıcısın, sen bile hiç kimseyi kurtaramazsın demek istiyor. Şu hadise hepiniz bilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya seni ben bile kurtaramam demiştir. Peki bugün günümüzde onlarca cemaat lideri, hepsi de Seyyid, hepsi de Mehdi. Bugün hangi cemaatin taraftarlarına sorsanız şeyhinin Mehdi, şeyhinin Seyyid olduğunu söyleyecektir. Sırattan geçerken onları geçireceğini söyleyecektir. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koskoca peygamberken kızını bile kurtaramıyor. Ama bugün günümüzde cemaat liderleri yüzlerce hatta binlerce insanı kurtarabiliyor. Hangi cemaatin içinde bulunsanız bu hadise ağzına sakız yapmış olarak sizlere anlatır. Peki Peygamberimiz kızını bile kurtaramıyor. Bu insanlar yüzlerce hatta binlerce insanı kurtarabiliyor. Bu nasıl yaman bir çelişkidir? Yani Kur'an-ı Kerim'den haberiniz olmazsa bu saçmalıkları dinlersiniz. Hiçbir itirazda da bulunamazsınız. Yani sizleri sadece sizler kurtarabilirsiniz. Sizi kendinizden başka hiç kimse kurtaramayacaktır. Peygamberimizin bile kurtaramayacağını söylüyor Allah. Zümer suresi 43. ayette Allah şöyle buyurur. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? Zümer suresi 44. ayet. De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı ona aittir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp ona varacaksınız. Bu ayette Allah, şefaat yetkisinin sadece kendine ait olduğunu söylüyor. Yani sizleri Allah'tan başka hiç kimsenin kurtaramayacağını söylüyor. Peygamber bile olsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bile kurtarmaya gücü yok. Bugün tarikat liderlerinin, cemaat liderlerinin peygamberimizden daha üstün yetkileri var. Yani kitabımızdan haberimiz olmazsa bu tür art niyetli insanlara sömürülürüz yıllarca. Sizler bilirsiniz, kendinizi sömürtmeye devam edecekseniz devam edin. Şunu mutlaka belirtmem gerekiyor. Bazı art niyetli insanlar başka yerlere çekebilir. Bu ayetlerin çoğu müşriklere hitap ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunlar varsa bizim de bunlardan bir ders çıkartmamız gerekiyor. Bu ayetler masal olsun diye bize anlatılmıyor. Enam suresi 107. ayette Allah şöyle buyurur. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine koruyucu olarak göndermedik. Sen onların üzerine vekil de değilsin demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben. Başta da söylediğim gibi bu ayetler hemen hemen müşriklere hitaben söylenmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'in içine de masal olsun diye konulmamıştır. Bizim bunlardan çıkarmamız gereken dersler vardır. Yoksa Kur'an'ın içinde 1400 sene önce yaşamış kavimlerin hikayelerinden bize ne o zaman? Böyle mi diyeceğiz? Yani sözün özü kitabınızdan haberiniz olmazsa İnsanlar sizi istediği gibi yönlendirir, istediği gibi duygularınızı, inancınızı sömürür. Hiç olmazsa Ramazan'ın aşkına sadece günde 5 dakikamızı ayırsak
Kur'an'ın tamamını Ramazan'da bitiririz. Kitabımız hakkında bir fikrimiz olur. Hiç kimse bizim duygularımızı, inancımızı sömüremez, bizi aptal yerine koyamaz. Yani sözün kısası, hiç kimse kimseyi kurtaramayacaktır. Başkalarının sizleri kurtarmasını beklemeyin. Sizleri sadece sizler kurtaracaksınız. O da kitabınızdan haberiniz olursa. Ben olayı şöyle yorumluyorum. Allah bizlere peygamberi göndermiş, kitabı da göndermiş. Biz kitaba arkamızı dönmüşüz. Yalancıların, sahtekarların gelip bizi kurtarmasını bekliyoruz. Ben birilerinin bizleri kurtarmasını beklemeyi, kurtaracağına inanmayı şöyle örneklendirebilirim sizlere. Karaya yakın bir yerde, denizin ortasındasınız. Yüzseniz yüzebileceksiniz, karaya gideceksiniz. Ama kendinizi salmışsınız, birilerinin kurtarmasını bekliyorsunuz. Bu kadar saçma sapan bir durumdur. Halbuki kendi kendinizi kurtarabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'i deniz olarak düşünün. Kur'an-ı Kerim öyle bir deryadır ki, Kur'an-ı Kerim'den haberiniz olursa nasibinizi alırsınız. Kur'an-ı Kerim sizi öyle bir eğitir ve öğretir ki dünyaya bakış açınız değişir, insanlara bakış açınız değişir, bambaşka bir gözle bakarsınız dünyaya. Yani Kur'an'a sırtımızı dönüp de bambaşka kurtarıcılar beklersek daha çok bekleriz, sonumuz da hüsran olur. Hoşça kalın dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun.